Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Her zaman olduğu gibi ben Hülya Hökenek. Gün ortasında birlikteyiz uzun uzadıya. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 609 sayfalık davanın iddianamesinden bahsediyoruz. Bu iddianameye Habertürk ulaştı. Fevzi'yi de gördük, Fevzi Çakır'ı. Önce İstanbul'dan başkente merhaba diyerek başlayalım ve iddianamenin detaylarıyla. Fevzi. Başkentten de İstanbul'a merhaba Hülya Ökenek. Evet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılmasına ilişkin nihai incelemesini tamamlamış ve dün itibariyle de kapatılması istemli iddianameyi düzenleyerek Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti. 509 sayfalık iddianame hazırladı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin. Şu anda sizlere Habertürk ekranlarında ilk kez gösteriyorum. İşte tam Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan HDP'nin kapatılmasına ilişkin 509 sayfalık iddianame bu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlandı bu iddianame. Görüldüğü üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame Anayasa Mahkemesi'ne başkanlığın, Anayasa Mahkemesi başkanlığına başlığını içeriyor ve davacı kısmında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ibaresi yer alıyor. Yine hemen altında davalı kısmı ise Halkların Demokratik Partisi ifadesi yer alıyor ve HDP'nin adresi yer alıyor. Bu iddianame şu anda görmüş olduğunuz iddianame Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin kapatılmasına yönelik yargılamada ana materyal olacak ve bu yargılama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu şu anda görmüş olduğunuz tam 609 sayfalık iddianamesi üzerinden yürütülecek. Anayasa Mahkemesi bu iddianameyi önüne alacak, ilk incelemesini yapacak, ardından da taraflara, HDP'ye savunma hakkı verecek. Savunma haklarının tamamlanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yine bu iddianame üzerinden esas hakkındaki görüşünü sunacak ve Anayasa Mahkemesi de nihai kararını vermiş olacak. Peki iddianamede neler var? Hemen onu ifade edelim. Oldukça kapsamlı bir iddianameden bahsediyoruz. Toplamda 609 sayfa, ancak ekleri de var. Oldukça fazla ekleri var. Bunlar da aslında HDP'ye ilişkin bugüne kadar yürütülen ve HDP'lilerin PKK ile irtibatlarına dair ifadeler kullandıklarına dair beyanları da yine bu iddianamede yer alıyor. Oldukça çarpıcı tespitler var. O tespitler neye ilişkin onu da ifade edelim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esasında bu iddianamede HDP'nin terör örgütünün odağı haline geldiğini ifade etmişti. Peki odağı haline nasıl geldi? Bu iddiasını nasıl temellendirdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin? Hemen onu ifade edelim. İddianamede HDP ile terör örgütü PKK arasındaki irtibata dair her delil titizlikle incelenmiş ve dosyaya konmuş ve şu çarpıcı ifadelere yer veriliyor. HDP binaları teröristlerin buluşma noktası haline geldi ifadeleri yer alıyor. Yine iddianamede HDP yöneticileri terör örgütünün amacına hizmet etti ifadelerine yer veriliyor. İddianamede davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında yer almadı deniyor ki bunun altında da esasında son gara operasyonuna ilişkin gelişmelerde iddianamede detaylı olarak yer almış ve operasyona dair de HDP'den gelen açıklamalarda yine 609 sayfalık iddianamede yer alıyor. İddianamede ayrıca HDP terör örgütünün vesayeti altında ve onun talimatları doğrultusunda hareket etti. Seçimlere de terör örgütünün dikte ettiği adaylarla girdi ifadelerine yer veriliyor. Oldukça çarpıcı bir iddia. Yine iddianamede HDP TSK'nın gayesi ve kapsamı belli olan operasyonlarını işgal girişimi gibi göstermeye çalışarak terör örgütüne destek sağladığı ifadeleri yer alıyor. Yine hiçbir demokratik hukuk devletinin böylesi bir partiye izin vermeyeceği belirtiliyor. Ona ilişkin de iddianamede şu ifadelere yer veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve toplumun huzur, güven ve birlikteliği için HDP'nin temelli kapatılması hukuksal bir zorunluluk ifadeleri kullanılıyor iddianamede. Peki ifade hürriyetiyle çelişen bir durum var mı HDP'nin kapatılması noktasında? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iddianamesinde bu hususta da şu yanıtı veriyor. Hemen onu ifade edelim. Terör örgütünü, terörü lanetlemeyi bırakın tek bir eleştiri cümlesi dahi kuramayan veya kuramayan davalı partinin şiddeti, terörü, teröristi öven, onları kutsayan beyanatlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı düşünülemez ifadelerine yer veriliyor. Yine iddianamede çarpıcı tespitler devam ediliyor. Özellikle
Terör örgütünden öldürülenler hakkında HDP yöneticilerinin verdiği beyanlara dikkat çekiliyor. Onu da ifade edelim. Özellikle yöneticilerin terörist cenazelerine katıldığı ifade ediliyor. Ve teröristler için de esasında şehit ifadesini kullandığı ve PKK terör örgütü için terör örgütü ifadesini kullanamadığına dikkat çekiliyor iddianamede. Yine az önce ifade etmiştim. Teşkilat binalarında ele geçirilen örgüt dokümanlarına da yer verilmiş ki İstanbul'da özellikle bir operasyon gerçekleştirilmişti HDP ilçe teşkilatına yönelik ve orada HDP'nin PKK ile irtibatını gösteren önemli delillere ulaşılmıştı. O deliller de iddianameye girdi ve buna ilişkin de esasında şu tespitler yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianamesinde yer alıyor. HDP'nin değişik kademedeki teşkilatlarında yapılan aramalarda PKK propagandasını içeren, PKK'yı ve teröristleri öven, onları kutsallaştıran çok sayıda ele geçirilen dokümandan ve PKK ile davalı parti arasındaki organik bağ açık olarak anlaşılmıştır ifadelerine yer veriliyor. Yine az önce ifade ettim, davalı partinin genel başkanından üyesine kadar görev yapmış herkes bugüne kadar ısrarla PKK terör örgütüne, terör örgütü ve onun aktif olarak bölücü yıkıcı eylemlerine katılan elemanlarına da terörist diyememiştir ifadelerine yer veriliyor. Yine hiçbir zaman devletin yanında yer almadı HDP ibaresi dikkat çekiyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianamesinde. Temelli kapatma noktasında da esasında bir değerlendirmesi var Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının. Onu da ifade edelim. HDP'nin ısrarla geçmişteki kapatılan diğer bölücü partilerin yolundan gitmesi, terör örgütü PKK ve KCK elebaşının direktifleriyle faaliyetlerinde bulunması, temelli kapatma yaptırımını meşru, orantılı ve zorunlu kılmaktır ifadelerine yer veriliyor. Yine buna ilişkin şu ifadelere de dikkat çekiliyor iddianamede. Davalı partinin bölücü terör örgütü PKK ile amaç birliği doğrultusunda ülkeyi ırk esasına dayalı olarak bölüp ayrı bir devlet kurma hedefine ulaşmada, bölücü terör örgütü vasıtasıyla şiddet unsurları kullanmada kararlı olduğuna dikkat çekiliyor. Toplumun her kesimince bunun bilindiği ifade ediliyor. Yine bu hal ve şartlarda anayasanın 3. maddesinde ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü korumak ve toplumun huzur ve güven birliği için davalı partinin temelli kapatılması hukuksal bir zorunluluktur ifadelerine yer veriliyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianamesinde. Yine iddianamede oldukça çarpıcı bir tespit, partinin ivedilikle kapatılması talep ediliyor. Buna ilişkin de esasında şu tespite yer veriliyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iddianamesinde. Davanın ivedilikle görüşülerek devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen HDP temelli kapatılmalıdır ifadelerine yer veriliyor. Sadece kapatmaya ilişkin örgüt beyanlarının ya da HDP'lilerin örgütle irtibatına dair beyanlarına dikkat çekilmiyor bu iddianamede. Açık bir şekilde HDP'nin terör örgütü PKK ile işbirliği halinde Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrı bir devlet kurma girişimi içerisinde yer aldığı, bu nedenle de terörün odağı haline geldiği vurgulanıyor. Tabii bu odak noktasına gelme noktasında bazı siyasi haklar da var. Bu siyasi hakların kullanılması noktasında da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının önemli bir talebi var. Onu da ifade edelim. Tam 687 kişi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin siyasi yasak talep ediyor. Onları da ifade edelim. Özellikle halen cezaevinde bulunan, Kobani eylemleri gerekçesiyle hazırlanan davanın sanığı olan eski eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş, ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 687 kişinin 5 yıl süreyle hiçbir partide siyaset yapmalarının izin verilmemesi ve bu 10 isimlerin 5 yıl süreyle siyaset yasaklı hale getirilmesi talep ediliyor. O isimlerden birkaçını hatırlatalım hemen. Hakkında siyaset yasağı talep edilen isimler: Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sabahat Tüncel, Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, Nursel Aydoğan, Selma Irmak, Ertuğrul Kükçü, Ayhan Bilgen, Leyla Zana ve Ahmet Türk. Tam 687 kişinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale getirilmesini talep ediyor iddianamesinde. Yine iddianamede önemli bir ayrıntı daha var, onu da ifade edelim. Özellikle hazine yardımı noktasında bu konu da siyasette oldukça tartışılmıştı. Onu da belirtelim. Hazine yardımının da kesilmesini ifade ediyor, talep ediyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin. Buna ilişkin de şu tespitlere yer vermiş. Hemen onu da ifade edelim iddianamede. HDP ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılsın. Varsa banka hesaplarına bloke konulsun. Aynı zamanda hazine yardımlarından
yardımı ödenmişse şayet aynı miktar hazineye iade edilsin diyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iddianamesinde.